Merhaba sevgili dostlar. Evet, bugün de yine muhteşem bir yerdeyiz. Burayı tanıtmak gerçekten benim için keyifli olacak. Arkadaşlar burası Isparta Şarkı Karaağaç'ın sınırlar içerisinde kalan Kızıldağ Milli Parkı. Kızıldağ Milli Parkı'nın özelliği şu. Burada mavi sedir ağaçları var. Türkiye'de ender bulunan mavi sedir ağaçları var ve burası gerçekten oksijen deposu arkadaşlar. Buraya bu Milli Park 1993'te galiba Milli Park ilan edilmiş. Genelde astım hastalarının bolca ziyaret ettiği bir yer burası. Biraz aşağıda çadır kampları var. Burada insanlar çadırlarını kuruyorlar ve sabah yürüyüşleri yapıyorlar. Şu anda saat 5:30 civarı. Ben de kalktım. Birazdan yürüyüş yolundan ben de aşağıya doğru gideceğim. Buradaki yürüyüşlerin astım hastalarına iyi geldiği söyleniyor arkadaşlar. Mavi sedirlerin sabah özellikle bu saatlerde salgıladığı bir koku var. Böyle hafif yanık mazotumsu bir koku. Bu buradaki oksijenin bir göstergesiymiş. Ve insanlar bu oksijeni alabilmek için özellikle sabahın bu saatlerinde kalkıp 1 kilometrelik, 3 kilometrelik ve 9 kilometrelik 3 ayrı yürüyüş parkuru var. Bu parkurlardan kendilerine göre yani ne kadar yürüyebileceklerini kestirdikleri duruma göre 3, 9 ya da 1 kilometrelik yürüyüş yapıyorlar. Biz de burayı kalkıp gelip görelim istedik. Ve sizlerle paylaşalım istedik arkadaşlar. Evet, dediğim gibi saat erken olmasına rağmen şu anda hareketlilik burada başladı. Çünkü bu saatler gerçekten önemli. Çünkü bu mavi sedir ağaçlarının oksijen yoğunluğu bu sabah saatlerinde olduğu söyleniyor. Burada bir de bu bölgeye has çul yörük çadırı yapılmış. Burada kamp kuranların dışında günübirlik piknik için gelen kişiler de yani Şarkıraş'tan gelen kişiler de oluyor. Aşağıda mangal yakmak için yerler de düzenlenmiş kendilerine. Çadır ve karavan kampı dışında arkadaşlar aşağıda bungalov evler var ve biraz daha aşağıda da bir otel var. Yani çeşitli konaklama alternatifleri sunan bir bölge. Zannediyorum Şarkıraş Kaymakamlığı ve Şarkıraş Belediyesi ortaklaşa ilgileniyorlar. Çok öyle dağınık olduğunu söyleyemem. Yani temiz bir yer. Gördüğümüz birçok piknik alanına göre daha temiz. Ama tabii yine maalesef her yerde olduğu gibi bir takım eksiklikler burada da yok değil. Temizlik anlamında söylüyorum bunu. O da tabii görevlilerin değil, bizim kendi elimizde olan bir şey. Ama bunu Türk toplumu olarak daha biz özümseyemedik. Her zaman fırsat buldukça söylüyorum. Yiyeceğimizi, içeceğimizi hiç üşenmeden getiriyoruz buralara. Poşet poşet işte yiyeceklerdir, meşrubattır, koladır, bilmem nedir. Ama giderken sadece bir poşet olan çöpümüzü götürmeye konusunda aynı performansı göstermiyoruz. İnşallah zamanla bu da oturacak. Temizlik bilinci de oturacak. Sadece temizlik deyince aklımıza vücut temizliği işte kendi evimizin temizliği değil, çevrenin temizliğinin de sorumluluğu bizim üzerimizde olduğunu öğreneceğiz ve gelecek nesillere tertemiz bir ülke bırakacağız inşallah. Ben öyle hayal ediyorum bakalım şimdilik. Bu hayal gerçekleşir mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle çadır kamp alanları bu yolun altında kaldı. Ben yürüyüş parkurlarına geçtim. Aynı şekilde şu aşağıda bir tane şuradan çatısı gözüküyor ama kamerayı alabilecek miyim bilmiyorum.
Evet, şu gördüğünüz çatılı olan yer mescit. Onun mescidin biraz daha aşağısında bungalov evler var ve şu karşı alanda şu anda burada net görünmüyor. Oradan görüntü almayacağım. İnsanlar bazen yanlış anlayabiliyor. Çadırların olduğu alan var. Ben şimdi yürüyüş bölgelerine doğru devam ediyorum. Bu yol dediğim gibi 1 kilometre, 3 kilometre ve 9 kilometrelik 3 parkurdan oluşuyor. 9 kilometre yürüyebileceğimi zannetmiyorum ama bakalım 3 kilometreyi dolaşır gelirim diye düşünüyorum. Evet, dediğim gibi burayı daha çok astım hastaları, astım gibi solunumlu akciğerle ilgili hastalıkları olan kişiler ziyaret ediyorlar. Ama yani çok o kadar geniş bir yelpaze ki buradaki ziyaret alanı. Geçen yıllarda şahit olduğum bir şey, mesela yürüyemeyen bir kanser hastasının bile gelip burada yürüyüp daha kendini iyi hissettiğini duymuştum. Yani her derde deva olarak düşünülüyor. Halkımız tarafından inanılıp gelinen bir yer burası. Şunu söyleyebilirim. Çok yoğun oksijeni şu anda hissedebiliyorum arkadaşlar. Buraya has, buraya özgü bir kokusu var. Bunun da buradaki oksijenden olduğu düşünülüyor. Evet. Mavi çadırların yoğun olduğu bölgedeyiz şu anda. Bir tanesi de kurumuş. Burada rakamlar herhalde kilometre ölçüleri, kaç kilometre yürüdüğümüze dair. Milli park olduğu için de her ağacı Orman Genel Müdürlüğü ya da Orman Bakanlığı her ağaca bir numara vermiş. Yani devletimizin güvencesi ve koruması altında bir bölge. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz ağaç, normalde iki tane ağaç var burada. Bakın, bir tane büyük ağacın kolu bu tarafa gelmiş ve diğer bir ağaç tam onun dalını destekler şekilde tam altına denk gelmiş. Ve iki ağaç birbirine kaynamış burada. Yani doğal bir dikme olmuş. Çam ağacını mavi sedirin altından bir koluna doğal bir dikme olmuş ve burada ilginç bir görüntü oluşturmuş. Isparta'ya Şarkıkaraca yolu düşen tüm dostlar, eğer vaktiniz varsa buraya mutlaka uğrayıp bu havayı teneffüs etmenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok muhteşem bir havası var. Yani ciğerlerime dolan oksijen şu anda beni gerçekten mutlu ediyor diyebilirim. Huzurlu, sakin bir yer. Herkese tavsiye ederim. Güneş daha doğmadı. Zannediyorum şuradan bir yerden güneş doğacak birazdan. Sabahın erken saatleri. Evet, yürüyüşün tamamlayıp dönen insanlar görüyoruz. Selamünaleyküm. Bu yolun devamı arkadaşlar Beyşehir Gölü'ne kadar gidiyor.
Gördüğünüz gibi buraya da kamp atan kişiler var, çadır kurmuşlar. Ben kendimi erken kalktığımı zannediyordum ama buranın herhalde şu anda yürüyüşün tamamlandığı saatlerde ben yeni başlamış oldum. Çünkü insanlar hep karşımdan geliyorlar. Yani yürüyüşlerini bitirmişler. Bir tek daha erken olsa zannediyorum biraz daha o bahsettikleri kokuyu daha yoğun hissedebilecektik. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Oldukça yüksek ağaçlar var burada. Yani bir 20 metre uzunluğunda diyebilirim abartsız. Selamünaleyküm. Evet sevgili dostlar. Çok uzun süre yürümeye alışkın olmadığım için beni biraz oksijenin de çokluğundan olsa gerek etkiledi ama biraz daha devam etmeyi düşünüyorum. Size fikir vermesi açısından bu kısa videoyu çektim. İnşallah sağlık problemi yüzünden değil de gezip görmek için buraları görmenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.